Merhaba değerli arkadaşlar, şimdi heyecan verici, yeni, güzel bir video çekmenin zamanı geldi. Bunun zamanı neydi arkadaşlar? Malzeme zamanı. Şimdi yeni gelen bakalit malzemelerimizi sizlere tanıtacağız. Şimdi bunların hemen kodlarını söyleyerek, iç renklerine bakmaya çalışarak sizlere yeni gelen malzemelerimizi büyük bir zevkle tanıtacağız arkadaşlar. Şimdi ve bunlardan yapılacak ilk tesbihlerin heyecanını da daha sonra sizlerle paylaşacağız. Bu yüzden mesela malzemeyi beğendiğiniz malzemelerden ilk tesbihi siz yaptırmak için bir an önce bize yazın arkadaşlar. Biliyorsunuz WhatsApp numaramıza yazdığınızda bakın 0536 650 79 79 numaralı telefonumuza yazıyorsunuz. Biz pazartesi dönüş yapıyoruz size arkadaşlar. Bilginiz olsun. Pazartesi derken yani mesai saatleri içinde dönüş yapıyoruz. Bir vesileyle tekrar söyleyeyim. Cumartesi günü, pazar günleri çalışmıyoruz arkadaşlar. Atölyeyle ve siparişlerle daha çok ilgilenebilmek için, vakit ayırabilmek için cumartesi günleri çalışmıyoruz. Hafta içi de mesai saatimiz 10 ile akşam 5 arası arkadaşlar. Ama beni görmek isteyen, benimle buluşmak isteyen, konuşmak isteyen arkadaşlar 11 ile 4 arası ben buradayım. Onun dışında gelip gelmeyeceğimle ilgili, burada olup olmayacağımla ilgili lütfen buraya gelecek arkadaşlar yazsınlar arkadaşlar. Ben buradaysam gelsinler ya da ben ona göre geleyim arkadaşlar. Çünkü siparişleri kovaladığımız için, işleri kovaladığımız için biraz vaktimiz dar arkadaşlar. Şimdi burada A13 olarak kodladığımız ilk malzememizi tanıtalım size arkadaşlar. Malzememiz kırmızı. Bakın böyle güzel bir kırmızı tonu var. Tam olarak bu ton şimdi ışık yansımasından farklı gözükebiliyor. Bu şu hali biraz açık. Şu hali aşağı yukarı tam rengi arkadaşlar. Böyle bakalım. Ben çıplak gözle görebildiğim rengi söylüyorum size çünkü. Şunu da yakalamaya çalışacağım. Evet. Bu renk arkadaşlar, bu ton. İç renkleri bunların kırmızı tabii ki arkadaşlar. Size bal sarısı gibi yansıyor olabilir ama kırmızı işi. Evet. Fazla ışık olunca öyle. Bakın böyle kırmızı. Bu daha iyi. Şu ışık görülmesin daha iyi arkadaşlar. Evet. Bunlar buğulu olan kırmızılıklar arkadaşlar. Tamamen şeffaf cam gibi değil. Buğulu kırmızılıklar. A13 malzememiz. Bu da esasen birebir diyebileceğimiz bir tona sahip, bir renge sahip. Onu da şöyle göstereyim size. Evet. İçi kırmızı, buğulu kırmızı. Çok ışık olunca sarı gibi yansıyor arkadaşlar. Elma sarısı gibi. Bakın şöyle daha iyi. Açık kırmızı. Bundan iki tane aynı renk olduğu için arkadaşlar ikisini aynı kategoriye aldık. A13 olarak adlandırdık. Bunu hemen kenara atayım. Yine A12 olarak var arkadaşlar. Az önceki malzemenin biraz daha açığı. Bu da iki parça. Şöyle görebilirsiniz. Bunun biraz daha açığı. Ateşi tonda yine bunlar. A12 buğulu renkler arkadaşlar. Bakın şöyle buğusunu görebilirsiniz. Bakın şu kırmızılıkta. Açık diğerine göre biraz daha açık tonda bir kırmızı. Bu da A12. Unutmayın arkadaşlar. İki parça. Güzel. İnceler biraz ama. Evet. Şimdi aynı tonda çıkan böyle bal sarısı renginde buğulu zar arkadaşlar. B12 olarak kodlandırdığımız bu malzeme var. Bu malzeme esasen tam rengi bu arkadaşlar. Şu gördüğünüz renk tam rengi. Epey bir boy var. Özür dilerim, boy demişim. Kalıp var. 1, 2, 3, 4, 5 kalıp arkadaşlar. Bunların hepsi aynı tonda, aynı renkte buğulu bal sarısı arkadaşlar. Bakın böyle. Rengi tam olarak böyle. Buğulu bal sarısı, evet. Aynen böyle arkadaşlar. Zamanla malzememiz koyulaşacak, çay rengine gelecek. Ondan sonra yavaş yavaş kırmızıya doğru gidecek.
Bu arada şöyle söylemek lazım. Bu malzemeler de daha yeni olduğu için arkadaşlar, malzemelerin kendisi de kızarıyor. Malzemelerin kendisi de eskidikçe daha bir güzel oluyor. Açık ve net söyleyeyim. Hatta malzemelerde farklı değişikliklere bile rastlayabiliyorsunuz. Onlar da sürpriz oluyor tabii ki. B12'mizi de kaldıralım. Şimdi burada B13'ümüz var. B13'ümüzün şöyle bir özelliği var. Biraz açık tonda. Hatta şu böldüğüm kısımlar daha açık ve böyle şeffaf gibi yapısı var. Bunlar daha çok buğulu. Mesela burası çok buğulu, burası açık gibi. Mesela detaylarını yazmışım. Açık, buğulu vesaire bir şekil yapmışız arkadaşlar. Bu da B13 malzememiz. Şöyle göstermeye çalışayım. Bakayım. Şunda daha çok belirgin. Açık olan kısma bir bakalım. Bakın fazla ışık yansıtıyor. Koyu olan kısım biraz daha az. Esasen malzeme buğulu ama şeffaflık oranı ile alakalı. Bu taraf biraz açık, bu taraf biraz koyu arkadaşlar. Evet, bu da B13 malzememizdi. Bunlardan güzel güzel tespihler bekliyoruz arkadaşlar. Bir tane daha göstereceğim. B11 malzememiz. Evet. B11 malzememiz biraz diğerlerinden koyu. Net rengi bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi net rengi bu. Şimdi bunun da iç rengine bakalım. 3 parçamız mevcut. Yani bu üç parça hemen hemen aynı ama hafif, çok hafif bir ton farkı olabiliyor ama o da kalıbın kalınlığıyla, inceliğiyle alakalı. Tespihi yaptığınızda ikisi de aynı ton çıkıyor. O yüzden bu üçünü de aynı kategoride ele aldık. B11 olarak kodlandırdık arkadaşlar. Bakın bu malzemede böyle biraz daha çay rengine yakın, bulanık çay rengine yakın bir rengi var arkadaşlar. Buradan çok belli olmuyor. Ha, şöyle biraz daha iyi böyle. Bulanık çay rengine yakın bir rengi var arkadaşlar. Bunlar da hepsi aynı renk. Yine buğulu. Buğulu malzemelerin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Şeffaf malzemeye göre. Bunlar yarı saydam çünkü. Şeffaf malzemeler renk aldığında çok göstermez. Çok uzun süre sonra renk aldığını fark edersiniz ama buğulu malzemeler de pastel malzemeye yakın bir yapısı olduğu için renk aldığını daha çabuk gösterir. Bu açıdan buğulu malzemeleri ben seviyorum. Onların renk aldığını daha hızlı görebilirsiniz arkadaşlar. B11. Sertlikleri mükemmel ama arkadaşlar. Çatır çatır. İnanın bunları işlerken çatlar mı diye korkuyorum. O kadar güzel bir sertliği var ki inanılmaz yani, inanılmaz. Bu malzemeler o yüzden çatlaması olur mu olmaz mı diye ben zaten bekletiyorum. Bu malzeme daha bugün gelmedi. 2 haftaya geçti belki geliri. Ben bunları bekletiyorum, test ediyorum. Çatlayacak mı, çatlamayacak mı? Böyle çatlamış mal karşınıza çıkarmak istemiyoruz. Çünkü bunların çöpü bile değerli arkadaşlar. Çöpü bile. Evet, 2 tane son parçam kaldı. Onlar da bu gruptaki en favori parçalarım diyebilirim. Şimdi T1 olarak adlandırdım. Malzemeyi göstereyim. T1. Bu koyu gözüküyor. Bakın tam rengini yakalamak istiyorum. Şöyle yansımadan tam rengini yakalamak istiyorum. Şu tonlar net ifade edebilir. Hafif biraz daha koyu olabilirdi. Şu tonlar net ifade edebilir. Evet, şu ton net. Şöyle gözüküyor malzeme arkadaşlar. Şimdi ışık vurduğumuzda içini böyle çay rengi. Çay rengi güzel bir yapısı var. Kırmızı da değil, tam kahverengi de değil. Böyle bildiğimiz bir çay rengi arkadaşlar. Şu çubuklar yok mu? Üstüne yazdığım yazıların yansıması arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın, şu siyah çubuklar. Üstüne yazdığım kodların yansıması. Şöyle kodlar var ya, T1 yazmışım. Bu da T1 arkadaşlar. Malzememiz çay rengi. Çok güzel bir tespih çıkacak bundan. Bir değil, bundan güzel tespihler çıkar. Hangi boylarda? Böyle. Bu boylarda güzel malzemeler çıkar. Şöyle yaparsak 11'e 13 3 tane rahat çıkar. Çok rahat çıkar. Evet, bu T1 malzememiz. Yanında hemen bakın, bu da
bu malzemeden az daha koyu gözüken bir malzememiz ama üstüne baktığınızda altındaki renge inanamayacaksınız. Bu renk buna mı gelecek diyeceksiniz. Hakikaten şaşırtıcı bir durum ortada var arkadaşlar. Bakın malzeme böyle bordo olacak. Mat, pastel bir renk. Ama alt rengi sürpriz tabii ki. Buyurun, alt rengi bu. Çok güzel değil mi arkadaşlar? D59 arkadaşlar. Turkuaz tonda bir rengi var. İç rengi muhtemelen biraz daha mavi olacak. Bakın şurada biraz daha mavilik hissiyatı yüksek. Tam olarak gördüğünüz renk bu renk. Malzememiz doğru. Şu anda görüntü olarak da doğru gözüküyor. Bu malzemelerimizde D59 olarak hayırlı olsun arkadaşlar. Malzemelerimiz çatır çatır sert. Güzel mi? Güzel arkadaşlar. Bu malzemelere inanın çekerken doyamıyorsunuz. Dokunurken hissiyatını alırken böyle gerçekten içiniz hani bir şey var ya kımıl kımıl oluyor. İçiniz kımıl kımıl oluyor arkadaşlar. Yani gerçekten tesbih çekiyorum diyebileceğiniz ürünler bunlar. Şimdiden yaptıracak olan arkadaşlara hayırlı olsun diyeyim. İlkleri şimdiden tebrik ediyorum. O medeni cesareti gösteren insanlara gerçekten hayranım. Çünkü bazen o kadar karışık malzemeler olur ki ne çıkacağını biz de bilmiyoruz. Hemen yapıştırıyor oradan abi. Diyor ki bana şu ölçülerden yap. Ama genelde en şanslı insanlar onlar. İlk tesbihin heyecanını onlar yaşıyor. Evet arkadaşlar. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.